Herkese merhaba, bakın bugün YouTube'da yapılmış en kötü cezalı videoyu çekiyoruz. Midye dolma yeme challenge yapacağız. Kim daha fazla midye dolma yerse o kazanacak. Ama cezamız şu, gerçekten YouTube'da görülmüş, YouTube tarihinde görülmüş en kötü ceza. Senin haberin yoktu, şu an söylüyorum. İddiayı kaybeden isminin sonuna can ekliyor. Ama bildiğim mahkemeye başvurup yasal olarak kimliğinde isminin sonuna can ekliyor. Bu arada bilmeyenler varsa benim gerçek kimlikteki adım Orkun Can, birleşik Orkun Can. Yani ben iddiayı kaybedersem yasal adım Orkun Can Can olacak. Bence çok güzel, biliyor musun? Yiğit Yiğit Can olacak, Berkay da Berkay Can olacak. Ben bunu bilmiyordum. Yiğit normalde kendine çok güveniyor. Çok fazla midye yiyebileceğini düşünüyor. Ben de öyle. Ben de bu iddia sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Ki bu iddiayı kazanmamız lazım. Galiba daha... Berkay güme gidecek. Berkay arada güme gidecek. Berkay'a da söylemedik. Ben de öyle düşünüyorum. Son kaybeden iki kişi kazanıyor, bir kişi kaybediyor. İlk bırakan pes ediyor. Hazır mısınız? Değilim. Hadi değilim. Var. Yapılmış en çılgın, en manyak challenge. Hadi. Ben bayağı öğlen yemeği falan da yedim ha. Ama yine de sizden fazla yerim. Sen zaten belli yani kazanacağın. Ben çok da... Evet, yanımızda Ahmet abi var, dükkan sahibi. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Burada midye yeme rekoru kaç? Kaç yendi en fazla? Bizde 310 yendi. 310'u nasıl yedi adam? 310 nedir ya? Burak Ayhan'dı bir arkadaşımsa, öğrenciydi. Kendi yemek istediği için mi yedi? Peki zorladı mı kendini? Nasıl oldu? Sayabildiklerimiz onlardı. Bir de sayamadıklarımız, karışıklar vardı. Hani daha çok yedi yani. Daha çok Allah Allah. Sayabildiklerimiz onlardı. Ulan ben geçen yedim burada 40 tane falan yedim herhalde. Ama şimdi isim değişecek ben. Kaç tane yerim sence? Yani. Bak bakayım. Başla. 100'ü zorlarım ya. 100-150. Kim yener abi sence? Abi bunun böyle olduğuna bakma. Senden fazla o, yer. O sürpriz bak, belli oluyor. Evet. Bir görmem lazım o yani. O sürpriz kupon. Onu... 1 kilolu benim zaten. Ben hiç istemiyorum ya. Hadi let's go. Berkay Can kardeşim. Şimdiden hadi. Alışsın bence. Berkay Can alayım. Onu ben de çok yiyemeyebilirim. Berkay Can deyince yanımda böyle nargile geliyor, masaya koyuyorlar. Berkay Can. Aynen. Hadi yiyoruz. Hadi çok. Benim kaybetmemin imkanı yok. Beni herkes midesiz olarak bilir zaten. Ya kazanacağım. Orkun zaten rakibim değil. Berkay hiç olamaz. Berkay hayatımda tanıdığım en hassas adam. Mümkün değil, beni geçemez Recep. Berkay zaten bence cevap. Ben gömdüm abi. Ben... Yemek yemeye gelmiş. Hayatımdaki en zorlu yarışmalardan biri. Benim kaybettiğimde kaybedeceğim şey herkesten daha fazla. Orkun Can'sa zaten birinin ismi. Orkun Can Can olmasın. Her şeyin değişmesi gerekecek. Çok zorlu, çok büyük bir iddia. YouTube'da yapılmış en salakça, en büyük iddia. Ben Berkay'ı rakibim olarak görmüyorum. Berkay çünkü midesi sürekli bozulan bir insan. 2 dakikada bir ishal oluyor. 2 dakikada bir kusuyor, bir şeyler oluyor Berkay'a. O yüzden rakip olarak görmüyorum ama Yiğit dünyanın en çöp midesine sahip insan. Ben kendimi çok gergin hissediyorum. Çünkü adadan gönderilecek en malum kişi benim. Aralarındaki en hassas mideli, en naif. Çok iddialar. Ben hiç daha önce böyle bir yarışma görmedim. Hepsine başarılar diliyorum ama tabii ben bir isim düşünüyorum. O kazanacak. Öyle görünüyor. Ama söylemeyeceğim ismini. Bakalım, ben de çok merak ediyorum sonucunu. Hep beraber izleyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Evet, kokoreçlerimizi gömüyoruz öncesinde. İştah açması amacıyla inşallah. Evet, şimdi önümüzdeki kovalarda 50'şer tane midye var. Ben midyeyi Orkun'a yedirmek istiyorum. Herkes ilk midyeyi birbirine yedirsin o hayır zaman. Hayır ya, ben abi, ben bak artık dostluk abi, bitti. Burada buna gerek yok. Bitti artık. Ben kendim yiyorum. Hadi başarılar dilerim. Hadi başarılar. Kalanları sayacağız değil mi? Her kovada 50'şer tane var. Berkay doydu galiba. Berkay. Ya şu an hissetmiyorsun ama yarışma sen bu olduğu için galiba ya. Gelirdim ha. Bu arada ben çatlasam da yerim. Yani hani böyle bir %30'um falan doymuş hissediyorum ben şu an. Çatlasam ölsem yerim yani. Orkun Can Can olmaz çünkü bir insanın ismi. İcraatlerin hep suistimal edip itilal başlatılırsa istila talebi olmaz, ancak iltica talebeleri kabul ceza.
Benim bir adam tutmam lazım limon sıkması için sadece. Ben açacağım, o sıkacak. Ben Ahmet abiden enerji alıyorum bak. Alıyorum. Ulan şu an herkes eşit gidiyor işin kötüsü ya. Saymıyoruz ama işte kutuda 50 tane olduğu için kutu bitince herkes 50 yemiş olacak. Eşit, tam herkes eşit diyormuş böyle. Hadi. Ha. Gitmiyor. Berkay ne oluyor? Berkay şu an yüz kıvırmaya başladı. Kardeşim ne oluyor? Beyler ben bir derin nefesler duymaya başladım size. Ha? Benden olabilir. Ben şu an mide fesadı geçiriyorum. Abi yakında hastane neresi var? Yok. Serumla midye versinler bana. Bu benim son midyem. Panzehir miydi? Son mu? Dur bekle o zaman. 50. midyelerimiz geliyor. Bekle. Limon sıkayım. Buna limon sıkalım. Ben de. Normalde bak. Seri yiyime geçtiğim için limon sıkıyorum. Gel tokuşlayalım bir de. Ece. Biz 50 şey yedik. Elişer, gel sana daha verin buraya. Gönderin abi. Geliyor. Yeni 50'likleri açtık. Berkay'ın daha ilk 50'de 6 tanesi var. Biz gömmeye devam ediyoruz. Dola. 50 be. Gidiyor. Ulan üçümüzde 10'ar yıllık arkadaşız bak. Arkadaşlığımız bitmesin. Kusura bakma Berkay Can biri diye biriyle arkadaş olamam. Valla ben de şeffaf bir insanım. Ben de doymaya başladım. Şu an Yiğit'e ayak yapıyordum doymadım falan diye. Sen de ayak yapıyordun. Ben bu ikinci kovaya başladıktan sonra sanki böyle hani midem dolmuş, yavaş yavaş böyle yediğim mideler buraya doğru oturuyormuş gibi oluyor. Şimdi bir kere şöyle bir şey var. Midemizin boyutu belli. Yani çok fazla yersek bu gırtlağa kadar gelecek buradan. Burnumuzdan çıkacak, ne olacak? Kardeşim sen yalansın zaten. Yiğit mi ben mi kazanacağım, oradayız biz bence şu an. Midye kör yapar diye bir şey varsa şu anda doğrulandı. Ben de bir karıncalandım biliyor musun? Ben bir gitti. Ben bırakacağım galiba. Yiğit kaybetti. Valla ben bıraktım. Tamam Yiğit bıraktı. Gitti mi? Yiğit kaybetti. Bravo. Bravo. Ne oluyor kardeşim? Yiğitcan. Yiğit 74 tane yedi. Ben 82 tane yedim. Berkay da... Ben 23 tane kalanım var. 77 tane yedi. Hepimizin IQ'ları şu an durdu. Çok hızlı ama yedik. Şöyle, ya ben neden bıraktım? Ben bugün eve mutlu gideceğim. Ben şu an hiçbir sorunum yok benim midemde. Sen Yiğitcansın oğlum. Ne kadar sorunlu olabilir ya senin? Ya o sorun değil. Onu kullanmam. Ne yapalım? Nasıl kullanmam? Kimlikte Yiğitcan yazacak kocaman. Legal ya, ismin Yiğitcan olacak. Bence yani kesinlikle onu... birleşik yazsın bu arada. Kaybettim. Günün kaybedeni benim. Eğer devam etseydim ederdim. Ben bir 15 tane daha yerdim diye tahmin ediyorum. Ya Berkay'ı geçerdim. Ama sonra durdum kendi kendime bir düşündüm. Kafamı şöyle bir duvara yasladım, gözümü kapattım. Dedim ki Yiğitcan kötü bir isim değil. Artık genç kızların korkulu rüyası Yiğitcan oldu. Mutluyum ben. Bence günün kazananı benim. Hadi görüşürüz. Kendimden beklemediğim bir performans sergiledim. Yiğit ilk başta o kadar boş yaptı ki çok iddialıydı. Ama ben böyle alt kulvardan gelen Arap atı gibi koştum. Ve hiç iddialı olmadan birinciliği kaptım. Tabii günün sonunda Orkun Cancan olacak olmasaydı muhtemelen bu kadar çok yemezdim, kendimi zorlamazdım ama bir insanın herhalde başına gelebilecek en kötü isim Orkun Cancan olurdu. Orkun Cancan olmadığım için mutluyum. İddiayı da kazandım. Çerçevemi de, fotoğrafımı da buraya asıyoruz. Güzeldi bence. Ben gerçekten hedeflediğimin çok üstüne çıktım. İlk kovada eğleneceğimi düşünüyordum ama bayağı ilerledim. Sonunculuktan kurtuldum ama muazzam kötüyüm yani. Hayatımda en son ne zaman bu kadar çok yediğimi, bu kadar kötü olduğumu kesinlikle hatırlamıyorum. O kadar. Yani kusmamak için zor tutuyorum kendimi. Yiğitcan'a da buradan sevgiler yolluyorum. Genç kızların yeni sevgilisi. Evet, YouTube'da yapılmış en manyak çılgın iddianın burada sonuna geldik. Avukatımla konuşuyorum. Yiğit için mahkeme başvurusunu yapıyoruz. O mahkemeye başvuru kağıdımızı da bu videoya ya da videonun açıklama kısmına bir yerine mutlaka koyacağız. Mahkeme sonucunda Yiğit'in değişmiş isminin de değişmiş kimliğiyle beraber bu videonun altını bir yere ya da işte story'den bir yerden paylaşırız. Takip etmiyorsanız siz de takip edin kaçırmamak için. Ben inanılmaz bak, mutsuzum şu anda. Ben gidip en yakın hastanede midemi yıkatacağım. Hayır, faturasını da Ahmet abiye göndereceğim. Hayır, hayır, içinde tutacaksın onu abi. Bana ne, doğal yollarla çıksın ya. Kusan olursa, mide yıkatan olursa iddia düşer. Bu gece 12'ye kadar hiçbir şey yok. Beni ilgilendirmiyor yani. Ben de çok iyiyim, evet. Ahmet abi çok teşekkürler, bizi ağırladın. Eline sağlık, midyaların da çok güzel. Midyalar çok güzel. Artık mideye midye diyorum. Kafalar gitti zaten. Evet, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, baştan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay. Dep.
İstesem kazanırdım. Bunu ikisi de biliyor. Boş yapıyorlar. Yiğitcan bence güzel bir isim. Ben mutluyum. Günün kazananı benim ama farkında değiller.